Sevgili Teknoloji Oku takipçileri, ben Özgür Çetin. Şu anda İstinye Park'tayız ve arkamda, şöyle bir kaldırayım biraz. Evet, görüyorsunuz Dyson'ın bir demo center merkezi açıldı. Şimdi burada Dyson ürünlerini görebiliyoruz, test edebiliyoruz, kullanabiliyoruz ve Dyson ürünleri hakkında bizlere bilgi veriliyor. Şimdi ben içeri gireceğim, biraz ürünlerden bakacağım. Hani neler var, neler yok, onları size anlatmaya çalışacağım. İsterseniz kameramı çevireyim. Şöyle her zaman yaptığım gibi hızlı bir şekilde kamerayı çevirdik ve İçeri giriyoruz. Böyle siyah bir renk var. Görüyorsunuz her tarafta. Dyson diyor ve Profire Hot and Cool Formaldehyde versiyonundan bahseden bir ekranda bir görüntü var. Şu anda bizi karşılıyor ve şu anda burada görüyorsunuz ekranda, aman diyeyim, mikrofon kameram bir oynar gibi oldu, korkuttu beni. Ekranda gördüğünüz gibi formaldehyde versiyonu. Bunu hem hava temizliyor, hem ısıtıyorlar, hem de serinletme diyelim, soğutma demeyelim, değil mi? Evet. Evet, oradan bir hemen hanımefendiden bize bir yanıt geldi. Teşekkür ediyorum. Şimdi devam edelim. Burada farklı varyasyonlar da var. Bakın, daha büyük olanları da var, daha küçük olanları da var. Burayı da geziyoruz. Şimdi Dyson'ın bu merkezinde birçok bu ürünler hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Bakın şunda mesela. Bunlar böyle dönebiliyor. Şöyle istediğimiz gibi oynatabiliyoruz. Hatta isterseniz de burada hanımefendiler, beyefendiler var. Bize gelip bilgi verebiliyorlar. Ben şu an almıyorum ama fiyatları da yazıyor burada mesela. Şu anda bakalım, 5.799 liraymış bunun fiyatı. Bu da 5.299 liraymış. İstermiş olayım, evet, fiyatları da burada yazıyor. Şimdi biraz daha devam edelim. Sadece hava temizleyeceği yok tabii ki burada. Hanımefendiler, uzun saçlı beyefendiler için böyle saç kurutma makineleri de var. Bunlar tabii Dyson'ın enteresan, fantastik ürünleri. Şöyle kendim de çekeyim biraz. Gerçekten de. Dyson zaten böyle her el attığı işte değişik tasarımlar yapabiliyor. Öyle değil mi? Evet. Evet, şimdi hanımefendi bize hak verdi burada. Burada diğer seriden bir başka model görüyoruz. Bu da saç şekillendirici serisi. Yanlış bilmiyorsam eğer. Saç şekillendirici değil mi? Evet, doğru. Oradan bilgi geldi şimdi bana. Evet, kayıt devam ediyor. Şu anda yine saç şekillendiricinin yanındayız. Burada saç şekillendirecek. Bu özellikle kuaförler kullanıyor bildiğim kadarıyla. Ama saçına düşkün hanımefendiler ve beyefendiler de kullanabilir diye tahmin ediyorum. Bakın burada böyle bir sürü farklı farklı saç şekillendirmeleri, tarakları vesaireleri falan burada görebiliyoruz. Şu tarafa bakalım. Burada enteresan bir sanat eseri gibi bir şey var. Bu nedir bu? Evet. Saç şekillendiricinin açık halini koymuşlar buraya. Bakın şurada parçaları var. Aşağıya kadar geliyor. Şu bak, ısıtıcı bu. Bunlar devreler falan herhalde, parçaları. Bakın burada motorun parçası. Evet. Sonra işte içindeki, ha bak şu. Şu işte her şeyi çözen makine bu herhalde. Evet, bu. Şu devre herhalde meseleyi anlatıyor. Bu da cihazın gövdesi. Az önce görmüştük şuradaki. Şurada görmüş olduğunuz ürünün açık hali de burada böyle duruyor. Şimdi burada bir satın alımı yapılmış herhalde. Onun şu an ödemesi yapılıyor. Burada da duvarda tarakları vesaireleri görüyoruz. Dyson'ın çeşitli aksesuarları da burada. Bu arada... Başkan, setup fena değil ya. Vallahi satayım sana ya. Burada da yine cihazlar. Saç kurutma makineleri var. Şuraya bakalım. Lambaları var Dyson'ın. Lambasına bakalım. Oo, çok şekil ya bu. Baksana şöyle. Şöyle dönebiliyor. Böyle 360 derece oynayabiliyor. Şurada ayarları var. Farklı renk skalalarında falan oynayabiliyoruz. Çok güzel ya. Çok tasarımsal ürünleri var Dyson'ın. Şimdi biraz daha bakalım. Yine burada da lambalar var. Şurada lambaları gördük yine. Lambalara bakmaya devam ediyoruz. Şimdi geldik bence Dyson'ın en güzel ürünlerinden olan süpürgeleri. Şimdi burada V11 Absolute Extra var. Bizim kanalda arkadaşlar incelemesi var. Daha doğrusu bizdeki Absolute Extra değil, Extra'ydı. Evet, ama bu sarı olan farklı bir versiyon galiba. Bakın burası da sarı. Şurası da sarı. Altın rengi daha doğrusu. Sadece bir Dyson, Dyson gibi çalışır diyor. Bakalım, şöyle bir şey var burada. Filtreler var. Bakalım.
çalıştıralım. Burada böyle bir demo alanımız var. Süpürgenin çekiş gücünü mü görüyoruz acaba? He, buradan bunları çekeceğiz herhalde. Bunlar çeşitli demolar için kullanılıyor. Altı katmanlı filtrasyon diyor. Burada da V11'in farklı varyasyonları var. Görüyoruz. Bence en güzel ürünleri süpürgeler, onu söyleyeyim. Süpürgelerini de kullanan birisi olarak. Bu da mesela Dyson'ın bir diğer modeli. Yine bunlarla da ilgili demo alanları var burada. Burada demo alanlarında bu ürünlerle ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Bir de şu çok önemli bakın arkadaşlar. Bu başlıklar var ya, mesela ne işe yaradığını bilmiyorsunuz ki. Bizim inceleme videosunda vardı bunlar. Tek tek anlattık. İşte bu mesela motorlu. Hem arabada kullanabiliyorsunuz bunu, hem de koltuk ya da yatak gibi yerlerde. Şu çok güzel bir şey bu. Şu inanılmaz bir şey, klavye. Ben klavye temizliğinde kullanıyorum ama böyle hassas elektronik cihazlar için kullanıyorsunuz. Şunlar perde vesaire. Bu zaten biliniyor. Şu da sert zeminler için. Bayağı bir sert bir zemin bu. Bu da yine zaten bilinen bir şey bu. Çok standart. Şu da bu aslında otomobil temizliğinde kullanılıyor. Uzayabilen ve esneyebilen bir parça. Şöyle şöyle esneyebiliyor. Güzel bir parça. Bu şekilde insanlara bir deneyim alanı sunulmuş oluyor. Dyson'ın bu Demo Center ismini verdiği yerde. Buraya gelin. İstinye Park'ın içinde. Güzel de bir lokasyonda. Dyson ürünleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ürünler konusunda hem demolara da deneyimleyebilirsiniz. Bakın bu saç şekillendirici mesela. Bunlar da uçları. Farklı farklı uçlarla farklı farklı şekillendirmeler yapmanız mümkün oluyor. Evet arkadaşlar, burada da bir süpürgeyi parçalara ayırmışlar. Şimdi en yukarıda görülüyor mu bilmiyorum. Ta şu üst tarafta bir parça var. Oradan yukarıdan itibaren hemen onun altında filtre var. Onun üzerinde devre var. Pil var sağ tarafında, görüyorsunuz şurada sağ tarafta. Onun altında gövde kısmı var. Hemen altta şurada, şu gövdemizin tamamı burada. Aşağı doğru iniyor parçalar. Mesela burada diyor hafif çift çeperli boru diyor. Buradan bir elektrik kablosu iniyor. Çünkü bu kafa motorlu bir kafa ve o motorla beraber çalışıyor. Böyle parçalara ayırmışlar. Hani süpürge V11'i buradan böyle parçalara ayırmış şekilde görüyorsunuz. Duvarın öbür tarafında da zaten saç şekillendirici vardı. Onu bu şekilde böyle parçalara ayırmışlardı. Hani her özelliğini görebilirsiniz. Burada birçok demo alanı var. Saçlarınızı şekillendirebilirsiniz isterseniz. İstiyorsanız saçlarınızı kurutabilirsiniz. Bakın Dyson'ın bu ürünlerine. Bakın şöyle. Woo, bayağı da hava üflüyor şu anda. Bu da kutusu herhalde. Bakalım. Şuradan açılıyor mu? Evet, açılıyor ve ürünü buradan kutusundan çıkartabiliyoruz. Buradan da görebiliyorsunuz kutulu halinde. Burada görmeniz mümkün. Arkadaşlar, İstinye Park'taki Dyson Demo Center gezimiz sona erdi. Bu videoda sizlere İstinye Park'ta açılmış olan bu merkezdeki olan özellikleri, yeni ürünleri, demoları vesaireyi anlatmaya çalıştık. Olur ya, aklınıza takılan bir şey olursa ya da yolunuz İstinye Park'a düşerse ben mutlaka bir uğrayıp bakmanızı öneriyorum. Özellikle Dyson ürünlerine meraklıysanız YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağ takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.